Herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan aylarımızın vazgeçilmezi olan güllaç tarifiyle sizlerleyim. Kıvamı tam tutan, damak zevkinize hitap edebilecek bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. 10 adet güllaç yufkası şöyle göstermek istiyorum. 2 litre süt, 2,5 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya. Sütümüzü arkadaşlar elimizi yakmayacak şekilde ısıtalım. Isıtmış olduğumuz sütümüzün içerisine 1 paket vanilya ve 2,5 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Şekerimiz eriyinceye dek güzelce karıştıralım. Ben güllaç yufkalarımı kırmadan yapmak istiyorum. Şöyle tepsimin ölçüsüne göre, tabii ki siz dilerseniz bunu borcamda da yapabilirsiniz. Kuplarda da güzel aynı tarifle güllacınızı hazırlayabilirsiniz. Tepsimin içerisine 2 kepçe süt alıyorum. Güllaç yufkamızı alalım. Tepsimizin içerisine sütümüzü güzelce ıslatalım. Arkadaşlar ilk yufkayı ben bu şekilde ıslatıyorum. Geri kalanı da ayrı bir tepside ıslatıp tepsinin içerisine alıyorum. Üzerine süt döküp her tarafını sütümüzü de güzelce ıslatalım. Güllaçlarımızı tek tek 5 kat üst üste gelecek şekilde süt ile ıslatıp tepsimize yerleştiriyoruz. Orta katına örtülmüş olan cevizlerimizden ilave ediyoruz. Tabii ki siz dilerseniz Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Fındık da kullanabilirsiniz içi için. Geri kalan yufkalarımızı da arkadaşlar süt ile güzelce ıslattıktan sonra tepsimize üst üste dizelim. Bu şekilde hepsini bitirdim. Kenarlarına bastıralım. Her taraf eşit şekilde olsun. Üzerine 2 kepçe süt ilave ediyorum. Benim sütüm arttı arkadaşlar. Yarım saat buzdolabında beklettikten sonra güllacımız sütünü çekerse birazcık daha süt ilave edebiliriz. Çoğu kişi güllacı böyle bol sütlü seviyor. Çoğusu ise böyle daha kuru seviyor. Tabii ki siz damak zevkinize göre sütünüzü ayarlayabilirsiniz. Güllacımızı yarım saatliğine buzdolabına kaldıralım. Tatlımız dinlendikten sonra bıçak yardımıyla kare şeklinde dilimleri ayıralım. Ben üzeri için ceviz ve çilek kullanacağım. Siz dilerseniz farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Yaklaşık 2 ya da 3 gün buzdolabında kalabilir. Çok geç bayatlayan bir tatlıdır. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi servisi hazırlayalım. Tatlımızın son hali bu. Gerçekten çok hafif, çok pratik bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde, farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.